Arkadaşlar merhaba. Bu bir kitap videosu değil. Ufak bir bilgilendirme videosu ama yani boş boş kitap olmadan yani video çekemeyeceğim için peri masalını koydum yere. <laughs> özür dilerim. Ee, uzun süredir e, YouTube'da hesabım var. Çok daha eskisine dayanan da Instagram hesabım var. Ee, genel geçer bir şey değil ama arkadaşlar yani gerçekten bazıların yorumları artık sabrımın sınırlarını zorlamaya başladı. Ee, daha önce defalarca bahsettim. Yani videoda da bahsediyorum bunlardan, Instagram hesabımda da bahsediyorum. Ben keyfe keder video çekiyorum zaten. Ben YouTuber değilim. Instagram fenomeni değilim. Yani Sizler gibi ben de bir Stephen King hayranıyım sadece. Ee, belki koleksiyonun bazılarından biraz daha geniş olabilir. Ee, tek artım bu yani. Elinde bir tane Stephen King kitabı olmadan tamamını kütüphaneden alıp okuyan arkadaşlar da olabilir. Tabii ki veya filmlerini bir şekilde izleyenler de olabilir. Benim ekstram sadece koleksiyon sahibi olmak ama e, ne olursa olsun arkadaşlar e, terbiye sınırlarını zorlayan yorumlarda bulunmamalısınız. E, şimdiye kadar bana defalarca soru soran insanlar oldu. Yani YouTube'dan yorum yazan oluyor, Instagram hesabıma mesaj atan oluyor. Yani yukarıdan aşağı çeksem 200'ün üzerinde mesaj almışımdır belki Instagram'dan. Ve yani Türkçe olanlardan bahsediyorum yani. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sabrın sınırlarını zorlamadığı, bana terbiyesizce bir şeyler yazılmadığı sürece senli benli asla cevap vermiyorum. Yani bir tane mesajımı var, bulan varsa çıkarsın, göstersin lütfen. Kaç yaşında olursa olsun. Dediğim gibi samimi olmadığım için Kimseyi de tanımadığım için sosyal medya üzerinden sürekli sizli bizli sanki çerçevesinin içinde cevap vermeye çalışıyorum ama bazılarınız e, sanki ben bu işi profesyonel olarak yapıyormuşum videoların kusursuz olsun diye bana 1 milyon dolar para vermişler de hani paralarının karşılığını istiyorlar gibi bu niye böyle şu niye şöyle diye emir kipiyle e, son derece terbiyesizce yorumlar yazıyorlar mesajlar atıyorlar. Ee, cevap yazmıyorsam bazılarına ya dediğim gibi arkadaşlar benim de işim gücüm var. Youtuber değilim ben yani. Ben oturup 24 saatime YouTube'da bana kim yorum yazmış, Instagram'da bana kim cevap yazmış diye kontrol ederek geçirmiyorum tabii ki. Daha önce cevap verdiğim bir soruysa veya benzer sorulardan birisiyse açıp yani veya videoda cevabını da vermiş olabilirim. Açıp diğerlerinden bakabilir zaten diye. Ee, çoğuna cevap vermiyorum. Bazıları da şahsi sorular oluyor yani. Hani bunların kaçını okudun? Ne kadar zaman da aldın diye hani gerek yok yani diyorum ya en arkadaşlarım bile bana bunları sormuyorlar zaten e, sosyal medyada hiç tanımadım etmediğim insanların da bu kadar e, bilgi sahibi olmalarına gerek yok özel hayatım hakkında diye hani bazen onlara cevap vermiyorum ama onun dışında hangi kitabı alayım hangisinden başlayayım ne bileyim işte indirim var mı falan diye gerçekten böyle bilgi sahibi olmak için soru sorulduğu zaman mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorum ama tekrar ediyorum arkadaşlar kim olursa olsun hiç kimse bana emir kipiyle yorum yazamaz mesaj atamaz kimse bana emir veremez ben de aynı şekilde sizlere emir veremem ee, ne olursa olsun insanlar saygısını korumak zorundalar ama maalesef bazı insanlar ondan sonra da ben böyle söyleyince yorumlarda kızıyorlar yani ne demek terbiye almamış diye. Terbiye almamış belli yani evet terbiyesizce yorum yazan birisi terbiye almamış demektir bu bu kadar basit yani. Kazık kadar yaşı olduğunu iddia eden insanlar bu yaşına kadar öğrenemediyse saygılı olmayı terbiyeyle davranmayı bu yaştan sonra, sonra zaten öğrenemezler. Yorumlardan da rahatsız olmuyorum inanın bunu da söyleyenler oluyor bazen. O zaman yorumlara kapat falan diye böyle emir kipiyle yani. Ya arkadaşlar ben rahatsız oluyor olsam bu benim kanalım zaten. İstediğim videoyu yoruma kapatırım. İstediğim kişinin de yorumunu silerim. Ama öyle bir üslubum yok benim yani. hani Diyorum ya şu ana kadar böyle yorum sildiğim de olmadı. Açık duruyor hepsi zaten. Ne bileyim hakaretvari konuşan da oluyor. İşte mesela bir tanesi Mehmet Ali Akbaş diye bir takip içimden yardım istemiştim sağ olsun. Tek başıma bütün medium kitabını seslendiremeyeceğim için. Hem vaktim olmadığı için hem de sesi yorucu bir şey olduğu için gerçekten o da sağ olsun. Biz profesyonel seslendirme sanatçıları değiliz ki yani. Hepimiz sadece Stephen King kitabı okuyan insanlarız. Seslendirdik oraya koyduk. Ondan sonra yani bilmiyorum kim olduğunu. Youtube'da birisi o Mehmet Ali Bey'in Bey e sesli kitabının altına yok bunu hiç okumadınız mı? Yok ne biçim seslendirme? Yok şöyle yok böyle. Ya bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Eleştiri olabilir. Hiç sıkıntı yok burada. Beğenmediğiniz bir şey de söyleyebilirsiniz. Ben bundan gücenmiyorum ama üslubunuz doğru değil. emir vererek yapamazsınız bunu. Bizde neyi yaptığınızı iddia ediyorsanız o zaman bunun e yolu çok basit bir şekilde orada bir saattir dinlediğiniz şey 3 senelik yorum yağdırıp böyle bu ne biçim böyle video diye yazmak yerine madem o yorumu yazdınız sizin de YouTube hesabınız var demektir o yorumu yazabildiğinize göre oraya daha güzelini çekip kendi kanalınıza koymaktır. Biz de alkışlarız evet arkadaş bu iş böyle yapılır diye. Onu yapanlar da zaten merak etmeyin tenezzül edip yani ben bunu beğenmedim diye o kadar iyi iş yapanlar yorum yazmıyorlar altına. Hani boşuna dememişler bir işi bilen yapar bilmeyen konuşur diye. Yani lafı da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Uzun süredir şehir dışındayım. Çok yeni video da ekleyemedim ondan dolayı. E, Holi kitabı çıktığı için İnstagram'a onu paylaşmıştım Ama şu anda elimin altında olmadığı için Kitap diğer evimde yani Onu da sizlere gösteremiyorum Biraz böyle içine döküyor gibi oldu başlangıç Kusura bakmayın ama gerçekten yani bazıları Dediğim gibi sabrımın sınırlarını zorluyorlar Ne olursa olsun bakın eleştiriye açık bir insanım Ben ben bundan bahsetmiyorum ama Kimsenin kimseye terbiyesizlik yapmaya Kimsenin kimseye saygısızca yorum yazmaya Mesaj atmaya hakkı yok Tekrar ediyorum yani bana saygısızca Davranılmadığı sürece ben de üslubumu koruyorum ama yani kusura bakmayın ben de öyle e, karşımdaki ağzına gelin söylesin ben de tamam efendim diye başını eğecek birisi değilim yani. İnsanlar o dilden anlıyorlarsa hak ettiği cevabı da veririm bu kadar basit. Ama bu e, saygısızca mesajlaşmalar dışında diyorum ya bakın bir kişiye daha sen diye mesaj attımı gösterin tamam diyeceğim ben yanlış yapmışım özür dilerim yani öyle bir şeyim yok benim bakın. Samimi de olsam benim arkadaşım da yorum yazıyor bazen. Hani bir iki tane arkadaşım da var yani. Hani onlara bile yani bilmezler çünkü sonuçta yani YouTube'da bu bunun arkadaş diye bir şey de yazmıyor. Ee, diğer takipçiler yanlış anlamasın diye yine sizle bizde e, yazıyorum. Sen diye kesinlikle o şekilde bir tarz şekli kullanmıyorum. Tekrar ediyorum e, takip edenler de sağ olsunlar. Ben umursamıyorum anlamında söylemiyorum ama inanın benim için çok önemli değil böyle şeyler. Yani Instagram hesabımda da, YouTube kanalımda da daha bir kere bile benim hesabımı takip edin, beğenmeyi unutmayın, işte aman abone olmayı unutmayın, asla böyle bir şey söylediğimi göremezsiniz. Söylemedim çünkü biliyorum. Instagram hesabımda aynı şekilde. Asla yani beni takip edin falan demedim ki zaten millet öyle anlamasın diye ben kimseyi takip etmiyorum. Yani kendi Instagram hesabımda takip ettiğim Tek hesaplar O hesap da benim zaten. Clay Custer hesabı. Clay Custer'da bende bütün kitapları olduğu için hani o bile yanlış anlaşılmasın diye hani çünkü öyle yapanlar da var. Takibe takip ben takip göndereyim isteysen de beni takip et diyor. Öyle bir şey olmasın diye. Başkalarını da takip etmiyorum. Yani bu kadar hassas davranmama rağmen yani e, bazı insanlar gerçekten çok anlayışsız olabiliyorlar ve e, tekrar ediyorum burada sıkıntı olan üslup arkadaşlar, eleştiri değil, üslup. Kimse bana emir veremez. Hiç kimse. Yani daha benim yaşımı bilmeden, şeyimi bilmeden, e, ne bileyim işte konumumu bilmeden Hangi kitapları okuduğumu, King'leri paylaşıyorum sadece diğerlerini sonuçta bilmiyorsunuz yani. Bilmeden e, sen bunu okudun mu, sen bunu okumadın mı? Yok King okumamışsın, belli ki bilgin şöyle böyle diye yani e, saygısızca yorumları gerçekten tahammülüm yok. E, dediğim gibi kimse videoları izlemek zorunda da değil. Yani 1984 kitabındaki gibi büyük birader sizi izliyor diye karşınızda bir tane ekran koydurup e, sen bunu izlemek zorundasın diye sizi kimsenin zorlamadığını düşünüyorum. Ben de aynı şekildeyim yani YouTube'da hoşuma giden video olduğu zaman izliyorum. Hoşuma gitmezse zaten izlemiyorum. Sen bunu niye yanlış söyledin, sen bunu niye şöyle yaptın diye ağız dalışına zaten girmiyorum. Önemli değil. Herkes kendi videosunu çekmiş. Yani hiç sıkıntı yok. Dedim ya daha yani Stephen King'in adını telaffuz edemeyen insanlar bile Stephen King hakkında videolar çekiyorlar. Ya önemli değil hani bakın o da önemli değil. Yani e ...sevmek için illa adını da doğru telaffuz etmek gerekmiyor... ...veya belki işte bir iki tane kitabını okuyup da... E, ...sanki böyle... 80 tane kitabını okumuş gibi... ...değerlendirme yapmaya çalışanlar da oluyor... ...ama dedim gibi ben yani onların altına yorum yazıp da... ...sen bunu yanlış yaptın, sen bunu doğru yaptın... ...zaten uğraşmıyorum... Stephen King'in ülkemizde yayınlanan ilk kitabı... ...1976 yılındaki Hortlaktır... ...48 yıl önce yazdı... ...50 yıldır, 55 yıldır Stephen King okuduğunu iddia edenler falan da var böyle yani... ...hani yoruma geldi mi atıp tutmak serbest ya... <laughs> Yani hani o yüzden arkadaşlar çok da önemli değil ama artık bir noktadan sonra yani can sıkıcı hale almaya başladı. Sadece dediğim gibi yani topluca şahsi dediğinden topluca bir cevap vermek istedim. Terbiye almamış insanlara yorum da yazsanız mesaj da atsanız hepinize terbiyeli olmanızı davet ediyorum. Terbiyesizlik yapanları söylüyorum yani genel olarak söylemiyorum. Yoksa hani sağ olsunlar gerçekten çok kibar. Çok böyle işten gerçekten bilgi almak için veya işte böyle hani beğen beğenmemiş de olabilir hiç önemli değil yani sıkıntı yok ama terbiyeli bir şekilde nazik bir şekilde yorumlarını yazanlar da oluyorlar ama işte arada böyle 2-3 tane de olsa dediğim gibi yani insanın canını sıkıyor o yüzden ben bugün sizlerle bunları paylaşmak için bir video paylaştım kapatmadan önce artık en sonunda kısaca değineyim arkadaşlar kitap şu an elimin altında değil ama dediğim gibi instagram hesabımdan paylaştım kitabı okuduktan sonra zaten Holly ile ilgili de tekrar yorumlarımı paylaşırım altın kitaplar veya yani Stephen King kitabın başında ve sonunda işte önceden şu kitapları okumalısınız veya hani direkt Karakule serisindeki o son gelen kitap Anahtar Deliğinden Esen Üzgâr'da olduğu gibi yani bu seriye dahil bir kitap değil tek başına da okunabilir gibilerinden bir bilgi paylaşmamışlar ama benim okuduğum kadarıyla yani edindim hissiyat işte Stephen King'in son sözüne biraz baktım kitabın başlangıcına baktım böyle hani hızlı bir şekilde yani benim edindiğim hissiyat illa daha önce yani Holy kitabından önce işte Bay kim buldu sonudur son nöbet yabancı ve Kan Varsa adlı kısa roman derlemesindeki yine aynı isme sahip Kan Varsa adlı kısa romanın okunmasını gerektirecek illa okunmasını gerektirecek bir şey olmadı ama kitabı okurken zaten mutlaka göndermeleri fark edeceğiz yani usta bunları çok sık yapıyor e, kitabı okumanızı engelleyecek kadar önemli bir şeyse zaten ben de onu bil, belirtirim size mesela yabancı kitabında e, bir yer vardı e, bir dedi Harpsfield daha önce bunu yapmıştı diye son nöbet kitabına bir gönderme vardı hani e, onu yani son nöbet kitabını okumadan gerçekten anlamanızın olanaksız olduğu bir bölümdü o. E, bu kitapta da daha az durumarım e, o kitabını da bitirdikten sonra zaten dediğim gibi sizlerle görüşlerimi paylaşacağım evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar Hepinize uzun günler hoş geceler diliyorum hoşçakalın.